Bir önceki videoda indüksiyon ve rezonansın güçlü aktüvatörler olan orto para yönlendiricileri nasıl etkilediğini görmüştük. Bu videoda aslında önceki videonun devamı niteliğinde. Bu yüzden buna başlamadan önce eğer izlemediyseniz bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Evet, bir önceki videoda benzendeki karbonun hemen yanında bir atom varsa ve onun da bir tane ortaklanmamış elektron çifti varsa bu elektron çiftinin rezonansa katılabileceğini ve halkamızın pi sistemine konjuge olabileceğini görmüştük. Halkamızın elektron yoğunluğunu artıracak olan bu durum sebebiyle halka elektrofilik aromatik sübsitüsyona doğru aktif olur. Çünkü artık daha iyi bir nükleofil olabilir. Ayrıca artan elektron yoğunluğu sayesinde daha kararlı bir artı yüklü sigma kompleksi elde ederiz. İşte molekülün aktivatör yani aktive edici olma sebebi bu. Bu ortaklaşmamış elektron çifti elektrofilik aromatik sürtütisyona doğru halkayı aktive edebiliyor. Ancak bu sadece orta dereceli bir aktivatördür ve önceki videoda gördüğümüz gibi güçlü değildir. Bunun nedeni ise bu ortaklanmamış elektron çiftinin halkanın dışındaki rezonansa katılmasıdır. Öyleyse yan tarafa bir rezonans yapısı çizelim. Benzen halkamız şu şekilde. Bu azot karbona çift bağlı. O da bir R grubuna bağlı. Azot üstten bir tane hidrojene bağlıyken aşağıda ise artık 3 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip oksijenimiz var. Ki bu da ona eksi bir formal yük vermiş oluyor. Tabii azotun artı bir formal yükünü de unutmayalım. Sol taraftaki bu mor elektronlar buraya gelerek bir pi bağı oluşturdular. Ve bu mor elektronlar artı halkanın dışındaki rezonansta kullanıldıkları için halkaya o kadar fazla elektron yoğunluğu veremezler. Bu yüzden buna güçlü aktivatör değil, orta dereceli aktivatör diyoruz. O zaman şimdi toluen gibi zayıf bir aktivatörü inceleyelim. Yani benzen halkasına bağlı bir metil grubunun olduğu yapı. Evet, benzen halkamızda bulunan tüm karbonlar sp2 hibritleşmiş. Yani bu karbonların her birinin serbest p orbitali vardır. Öyleyse şöyle her birinin üzerine serbest bir p orbitali çizelim. Şu şekilde. Evet, şimdi benzen halkamızda 6 pi elektronu bulunuyor. Ve tüm bu pi elektronları pi sistemi içerisinde şu şekilde delokalizeler. Tabii bir de metil grubumuz var. O zaman onu da şöyle eklemiş olalım. Yani karbonumuza bağlı 3 tane hidrojenimiz var. Bu karbon hidrojen sigma bağlarından biri halkamızın pi sistemi ile etkileşime geçebilir. Diyelim ki bu sigma bağ pi sistemi ile etkileşime geçiyor ve dolayısıyla halkadaki elektron yoğunluğu artıyor. Ya da halkaya bir miktar elektron yoğunluğu veriyor diyebiliriz. Tabi bu sigma bağı zayıf bir etkileşimde bulunabildiğinden ve halkaya bir miktar elektron yoğunluğu verdiğinden metil grubunu halkayı elektrofilik aromatik stüdyosuna doğru aktive eden bir aktivatör olarak düşünebiliriz. Bu etkileşime sigma konjugasyonu ya da hiperkonjugasyon diyebilirsiniz. Burada pi sistemine doğru bir miktar elektron verilmesi durumu var ki bu da bunu aktivatör yapmış oluyor. Ancak bu sigma konjugasyonu önceki videoda oksijen ve azot örneğinde gördüğümüz tam konjugasyon kadar güçlü değildir. Sigma konjugasyonu diğerleri kadar güçlü olmadığından zayıf aktivatör olarak adlandırılır. Evet. O zaman şimdi başka bir orto para yönlendiricisi örneğine bakalım. Bu kez istisna olarak deaktivatör olan bir orto para yönlendiricisini inceleyeceğiz. Burada benzen halkasındaki bir halojen görüyoruz. Ve bu çizebileceğimiz rezonans yapıları nedeniyle substituentleri orto ve para olarak yönlendirecektir. Ancak çoğu zaman deaktivatör olarak hareket eder. Yani tepkimeler kendi başına benzenden daha yavaştır. O zaman ilk olarak halojenin benzen halkamız üzerindeki indiktif etkisini inceleyelim. Şöyle altına not edelim. Evet. Şimdi halkadaki karbonla halojen arasındaki sigma bağını düşünürsek buradaki X genel halojenimiz oluyor. Halojenler karbondan daha elektronegatiftir. Bu yüzden halkadan bir miktar elektron yoğunluğunu çekerler. Tabii bir benzen halkasından elektron yoğunluğunu çekerseniz onu elektrofilik aromatik sübstitüsyona doğru deaktive edersiniz. Bu yüzden indiktif etkinin halojeni deaktivatör yaptığını söyleyebiliriz. Ancak halojenin üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri vardır. Bu nedenle rezonans etkisi hakkında da düşünebiliriz. O zaman şuraya da rezonansı not edelim. Evet, şimdi bu ortaklanmamış elektron çiftlerinden biri buraya gelerek bir pi bağı oluştururken buradaki pi elektronları da bu karbona geçecektir. Öyleyse şuraya rezonans yapımızı çizmeye başlayalım. Halojen ve karbonumuz arasında çift bağ olacak. Tabii halojenin artık iki tane ortaklanmamış elektron çifti kalıyor ve bu da ona artı bir formal yük veriyor. Şimdi bu karbonun da bir tane ortaklanmamış elektron çifti olduğu için ona da eksi bir formal yük eklemiş olacağız. Ortaklanmamış elektron çiftlerinden biri rezonansa katılabilir. Onları şöyle morla belirginleştirelim. Evet, bunlar halkamızın elektron yoğunluğunu arttırmış oluyor daha önce olduğu gibi zaman kazanmak için diğer rezonans yapılarını çizmeyeceğim. Halkanın elektron yoğunluğunu arttırmak, elektrofilik aromatik sübsitüsyona doğru aktivasyon olması demektir. O zaman buradaki rekabet halinde iki faktör var. İndüksiyon, halojenin elektron çekici olmasından dolayı deaktivatör olduğunu söylüyor. Rezonansa, halojenin elektron vermesinden dolayı aktivatör olabileceğini iddia ediyor. Deneysel sonuçlar bu halojenlerin aslında deaktivatör olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla indüksiyon rezonanstan daha önemli bir etki durumunda. O zaman şimdi neden farklı halojenlerin kullanıldığına bir bakalım. Florla başlayalım. Evet, halojenimiz flor. Tabii flor son derece elektronegatiftir ve bu durumda indiktif etkinin nasıl olacağını hayal edebiliyoruz benzen halkasında çok fazla elektron yoğunluğu çekecektir. Ve bu yüzden halkayı elektrofilik aromatik sübstitüsyona doğru deaktivite edecektir. Bu nedenle benzen halkası üzerinde flor olduğu zaman indiktif etki çok güçlüdür. Rezonansı düşündüğümüzde flor halkamızdaki bir karbonla pi bağ oluşturacaktır. Şöyle işaretleyerek gösterelim. Yani bu karbonla halojen arasında bir pi bağ oluşacak. Halojenimiz bu kez flor. Evet, karbon ve flor birbirine bağlı. Tabii burada örtüşen p orbitallerimiz bulunuyor. O zaman karbon üzerine şöyle bir tane p orbitali çizelim. Şimdi karbon ve flor periyodik tabloda aynı periyotta oldukları için p orbitallerinin hemen hemen aynı boyutta olduğunu ve dolayısıyla iyi örtüştüklerini düşünebiliriz. Böylelikle flor bir miktar elektron vererek halkadaki elektron yoğunluğunu arttırabilir. Buradaki p orbitallerinin iyi örtüşmesinden dolayı florobenzenin halojenler arasında en iyi reaktif olanı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak flor çok elektronegatif olduğu için indüksiyonun çoğu zaman kazandığını düşünebilirsiniz. Bu da bize deaktivatörü verir. Tabii florobenzen için bazı istisnalar vardır. Ancak genel olarak halojenlerin deaktivatör olduğunu düşünebilirsiniz. Evet bu kez başka bir halojene bakalım. Tabii bu örnekte flor ve karbon arasındaki büyük elektronegatiflik farkı nedeniyle indüksiyon kazanıyor. Ancak elektronegatiflik farkı azalırsa yani örneğin halojenimiz klor gibi bir şey olursa o zaman biraz farklı bir açıklama yapmamız gerekir. Çünkü azot gibi bir atom klorla hemen hemen aynı elektronegatifliğe sahiptir. Bu nedenle indüktif etki klorda olduğu gibi azot içinde yaklaşık olarak aynı olmalıdır. Dolayısıyla klorun neden deaktivatör olduğuna dair biraz farklı bir açıklama yapmamız gerekir. O zaman şimdi klorun karbonla bir pi bağ oluşturduğu rezonans etkisine düşünelim. Evet, klorun karbona bağlandığını şu şekilde bir göstermiş olalım. Şimdi periyodik tablonun ikinci periyodunda bulunan karbonun belirli bir büyüklükte p orbiteli vardır. Buna karşın klor farklı bir periyotta, üçüncü periyotta. Dolayısıyla onun p orbiteli daha büyük. Bu P orbitallerinin boyutlarının uyumsuzluğu çok da iyi bir örtüşme elde edemeyeceğimiz anlamına gelir. Bu nedenle klor rezonans yoluyla çok fazla elektron yoğunluğu vermez. Tabi orbitallerin zayıf örtüşmesinden dolayı rezonans önemini yitirir. Rezonans etkisinin düşmesi daha çok indüktif etkinin olacağı anlamına geliyor. Ki bu da klorun deaktivatör olduğunu gösteriyor. Tabii bir de kloru ve azotu karşılaştırıyoruz. İkisinin elektronegatiflikleri birbirine çok benziyor. Ancak önceki videoda anilin'in çok daha hızlı tepki verdiğini gözlemlemiştik. Bu yüzden aynı şekilde bu p orbiterlerinin boyutu hakkında düşündüğümüzde azot karbonla aynı periyotta olduğundan orbitaller arasında daha iyi örtüşme elde ederiz ve azot elektron yoğunluğunu halkaya daha iyi verebilir ki bu da azotu aktivatör yapar. Bu gibi durumlarda elektronegatiflikteki büyük farklılıkları indüksiyonu destekleyen bir durum olarak düşünün. Orbitallerin boyut uyumsuzluğunu da unutmayın. Genel olarak halojenleri zayıf deaktivatörler olarak düşünmek gerekir. Ama çizebileceğimiz rezonans yapıları nedeniyle bunları orto para yönlendiricileri olarak da düşünmeliyiz.